gidiyoruz seçim? Atatürk Arboretum'una. Ne güzel yol değil mi? Çok güzelmiş. Bakın şimdi. Body body dostlarımız var. Evet. Bak baba. Heh. Bak şunlara bakmak bile insana bir değişik işte. Evet, kazlar, çok cici kazlarımız var. Oo, keyif keyif dolaşıyorlar ortalıklarda. Kaz değil bu ya. Hı? Kuğu değil mi bunlar? Kuğu mu? Kaz değil, kuğu bunlar. Kuğu, kuğu, pardon, kuğu. Kuzu değil, kuğu. 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 Ben Erdin Çomaç. Ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün yani çok da amaçlı bir video çekmek için gelmedik. Biraz şehirden kaçışı anlatmak için ve güzel kareler yakalamak için de mutlaka evden çıkmanız gerektiğiyle ilgili bir içerik yapmak istedik. Evet, güzel de bir ortama geldik yemyeşil. Nereye geldik seçin? Atatürk Arboretum'una geldik. Yengenize söylüyorum çünkü ben öteki kelimeyi söylemekte zorlanıyorum. Arboretum. Evet biraz... Değişik bir kelime tabii. Türkçe, Arboretum şey, aslında ağaçlığın Latincesi. Öyleymiş. Ben Atatürk de... ağaçlığı. Dışarı çıkmazsanız oturduğunuz yerden herhangi bir kare falan ya da fotoğraf çekemezsiniz. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi ve son zamanlarda benim de yapamadığım gibi maalesef. Çünkü gerek hayat yoğunluğu, iş yoğunluğu, gerek de biraz artık yorgunluk neticesinde benim tembelliğimden dolayı pek yani bir... hayır, sezon işte işi olmadığı için, başka bir işte çalıştığı için buna zaman burada İstanbul'da daha önce Kapadokya'daki gibi olmuyor. Daha yoğun burada. Daha yoğun. Ve daha yorucu. Tabii İstanbul da daha yorucu bir şehir. Aynı. Ama neticede yine de siz benden daha gençsiniz sevgili dostlar. Siz yine de akşamları çıkın. Sizin cumartesi pazarınız varsa, şanslıysanız cumartesi de çıkın, pazarda çıkın. Sokak fotoğrafları çekin. İstanbul'un çok güzel değişik mekanları var. Biraz bilmediğiniz mekanları da keşfetmeye gidin. Ne bileyim ben, mesela şey var değil mi? Çok güzel bir Japon parkı var. Evet varmış. İBB'nin Japon parkı, işte yeni açılan şehir parkı. Boğaz sahilinde gezin, bir yerlerde kafanıza göre durun. Güzel bir kare gördüğünüz zaman onu çekin. Ve ne kullandığınız hiç önemli değil sevgili dostlar. Yani elinizde yeter ki bir kamera, bir lens olsun. Ama dışarı çıkın ve fotoğraf çekin. Çünkü başka türlü fotoğrafçılığınızı da geliştiremezsiniz. Fotoğraf da çekemezsiniz. Yani fotoğraf çekmek kolay da dışarı yani, çıkarsan kolay. Elinde evet, kamera olursa kolay. Çekersin. Evdeysen evin içini çekersin. Ya da en fazla balkonuna veya cama çıkar. O perspektiften çekersin. Ama dışarı çıkarsan daha geniş alanlarda çekme şansın olur. Biraz felsefe yaptım ama kusura bakmayın. Vallahi sevgili dostlar, ben bugün, beni merak ediyorsanız, ben iki tane kamera aldım. Neden iki tane kamera aldım? Çünkü iki lensle çekim yapmaya karar verdim ve durmadan lens değiştirmemek için. Bir tanesi 35 mm G-Master ve A7 R5'i aldım. Bir de A7 C2'me de 70-200 f4 makromu çaktım. Tabii ki yengenize de şu anda çekim yapmakta olduğumuz ZV-E1'i 20-70 ile beraber taşıtıyoruz. Evet tabii, ben yani ya bir, yani fotoğraftan hiç anlamasam da hem malzeme taşıyarak hem yardımcı olarak hem yarenlik yaparak da ben de bu şekilde hizmet ediyorum yani bu kanala. Her eve lazım. Dolayısıyla bugün Arboretum'a geldik ve Arboretum'da ben maalesef ne beklediğim hava temizliğini, bayağı puslu bir havaya denk geldik. Yağmur yağacak gece.
Ne de arzu ettiğim renkleri, bu sene çok yağmur yağdığı için ben sonbahar renklerini yakalarım diye gelmiştim ama yakalayamadım. Hala bayağı bir yeşil ortalık. İstediğim renkleri yakalayamadım. Herhalde bir ay sonra bir daha gelirim onlar için. Onun için de şöyle bir içerik yapacağım. Sonbaharın renkleri diye bir içerik yapacağım. Ama bugün ne yazık ki öyle bir içerik yapamıyorum size. Ama yine de hani... Neye niyet neye kısmet tabii, diyelim, bu kısmet oldu. Biraz goracı olacak. Sizi biz siz bırakmayalım dedik, o yüzden böyle bir... Yani. Sevgili dostlar, şimdi siz ben çektiğim karelerle baş başa bırakıyorum. Keyif yapın. Bir pazar gününü bizimle beraber gezmiş olun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Daha güzel içeriklerle karşınıza çıkacağız yakın zamanda. Güzel sürprizlerimiz de olacak. Ondan sonra benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin söyleyeceğin ilave edeceğin bir şey var mı? Yok. Bizden bir kaçış günü size. Aynen öyle. Ben Erdinç Umaç. Ben de yengem. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.